Evet, ışıkçı yerinde mi? Tamam, prodüktör, tamam, herkes yerinde, yönetmen bey, tamam, kameraman, tamam, eşit, 3, 2, 1, hadi başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ben İlk Mesleği yine beraberiz, yine eğlenceli bir günde, yine bomba haberlerim var. Bugün harika bir haber aldım ama ondan önce bir tane muhabbeti anlatmak istiyorum. Benim annem şu an fizik tedavi görüyor hastanede, onunla konuşuyorduk telefonda. İşte diyor ki, ya benim, tabii benim iyi bir takipçim, sıkı bir takipçim. Ama işte birazcık da bir yaşlı bir kadın olduğu için 61 yaşında. Telefonla bildirim gelmiş işte benim son podcastimle ilgili bildirim gelmiş telefonla. Oradan bahsetmiş biriye dinlemiş. Kim olduğunu da anlamamış. Dinlemiş, ya demiş, bu çocuk ne kadar güzel konuşuyor yani. Allah Allah, ne kadar güzel şeyler anlatıyor ya falan demiş. Daha sonradan mikrofon muhabbetini duyunca anladım, oğlum diyor, ya diyor, çok güzel olmuş falan diyor. Anne teşekkür ederim sana buradan. Teşekkür ederim desteklerin için. Benim bir numaralı takipçim. Neyse anne, sağ ol, çok teşekkür ederim, seni seviyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bugün haberleri okuyacağım. Size birkaç tane haberim var. Müthiş bir tane haberim var özellikle. 10 numara bir haber. Hemen hiç durmadan veriyorum başlığı. Patlat. Başlık: neden kovuldular? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işten atılan 50 çalışan açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi Medya AŞ'deki 184 personelin 50'sinin işine pazartesi günü son verildi. İşine son verilenler kendilerine gerekçe gösterilmediğini ve haksız işten çıkarılmalar olduğunu belirterek basın açıklaması yaptı. Biz bugün burada mağdur olarak bulunuyoruz. İyi iyi, sadece bugünse iyi. Biz vallahi her gün mağdur olarak bulunuyoruz. İyi güzel, ne güzel bir günmüş. Neden? Çünkü Neden? Çünkü biz o işlere hiç alınmadık. biz Medya AŞ çalışanları olarak bugün 50 arkadaşımızın hakkını hem burada korumak hem de sesimizi duyurmak amacıyla bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Niye ki ya? Siz şimdi devlete karşı mı geliyorsunuz? Ha? Siz devletin kurumuna karşı mı geliyorsunuz? Bunlar çapulcu ya. Bunlar devlet düşmanı ya. Bunlar nedir ya böyle ya? Nasılmış? Hıdıdı hıdıdı. İdam istedim. İdam. 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 İdam! Buna benzer bir sürü kelime. Yani çok okumayacağım tabii ki. E tabii bacım. Yani şimdi ben size ne diyeyim? Şimdi ben sana soruyorum en başta. Neden 184 personelin 50'si çıkarıldı, sen bu 50 personelin içerisindesin? Yani bu mevcut 184 personelin 134 tanesinden ne gibi farklarınız var sizin? Neden onlar çıkartılmadı da bu 50 kişi çıkartıldı? Böyle çıkmış, açıklama yapıyor, anlatıyor. Böyle böyle şöyle böyle. Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun ha? Şimdi size şunu daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Şu an önünde bir fotoğraf var ve fotoğrafın mikrofon uzatılmış bu kadına. Ve mikrofonların şeylerini söyleyeceğim. A Haber, AA, bir şey net onu tam göremiyorum. Ülke TV, Akit, TRT Haber, Demirören Haber Ajansı. Ya bunlar var ya, çok 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 çok. Hıdıdı hıdıdı. Şimdi ben size neden bunlara hiç üzülmediğimi, ki zaten üzülecek bir durum değil, zaten anlattım yani. Bu 184 personelden neden 50'si? Niye 134 kişiden farklısınız? Niye onlar kovulmadı da siz kovuldunuz? Neyse, şimdi size bir şey anlatacağım. Mesela bu başkanlık seçimlerinin ikinci sürecindeki bir olaydan bahsedeceğim. Bu tamamen kendi fikrimdir, tamamen kendi anlatacağım bir şeydir, bir yorumdur. Gerçek belgelere dayanarak bir şey söylemeyeceğim, sadece gördüklerimi anlatacağım. Kim başkan olmak ister diye bir mevzu çıkarttılar bunlar. Animasyon şeyi başlattılar böyle. Birileri, kim olduğunu bilmiyorum. Bunu parti adına da yapmadılar. Kimse üstlenmedi. Tamamen anonim bir şekilde her yerden reklamlar vererek Instagram'dan, YouTube'dan, Facebook'tan illaki size de denk gelmiştir. Kim başkan olmak ister adlı bir animasyon programı düzenlemişler ve kara propaganda akıyor. Yani işte teröriste yardım eden, işte yok FETÖ'cü, yok bilmem ne. Bu tarz yaftaların yapıştırıldığı bir animasyon yapmışlardı bunlar. Şimdi bunu kimin yaptığını ben çok merak ettim. Bu yapımını izlediğimde. Ya dedim, bunu kim yaptı? Bu kara propagandayı kim organize ediyor diye araştırdım. Bir baktım, bir şey bulamadım. Arıyorum arıyorum, yok. Daha sonra tabii diğer şeyler de denk gelmeye başladı ufak ufak. Bir de ne var biliyor musunuz? Zıvana TV. Bir de Zıvana TV diye bir muhabbet çıkarmışlar. Bir de biz muhalefetiz. Bir de Game of Pulse. Bir de böyle bir şey çıkarmışlar. 3 tane. Bu Game of Pulse şeye benziyor. Bu şey vardı. Game of Zones diye bir muhabbet var. Belki duymuşsunuzdur ki benim takipçilerim genelde bilir böyle şeyleri. Game of Zones diye bir muhabbet vardı. Animasyon şeklinde bir Game of Thrones düzenlemişler ama biraz da komedi tarzında absürt.
Hani böyle bir şey yapmışlar. Çok güzel. Onlar tamamen onun özentisi bir tane programdı. Zıvana TV de aynı şekilde kara propaganda yapan bir şeydi. Bu kim başkan olmak ister falan. Bunların hepsi birbirine bağlı şeyler. Şimdi bunları kimin yaptığı hiç belli değil. Ben şimdi bunu biraz araştırmak istedim. Ne yaptım? Gittim Facebook'a girdim. Hakkında kısmına, topluluk kısmına falan tıkladım. O hakkında kısmına, topluluk kısmına tıklayınca çok ilginç bir şey oluyor. Ne oluyordu biliyor musunuz bir ara? Daha sonradan değişti bu. Bunu da Allah kahretsin ki ben bunu şey yapamadım, SSleyemedim. Onlara tıklayınca hakkında veya şey kısmına, topluluk kısmına tıklayınca orada önerilen sayfalarda İBB çıkıyordu. Neden İBB çıkıyordu acaba? Neden İBB Medya'nın şeyleri çıkıyordu? Bana İBB Medya ile ilgili tanıtımlar veriyordu, reklamlar veriyordu. Buraya da bakın diyordu. Hı? Neden? Sadece soruyorum, sadece merak ediyorum. Yani bu işin altında kim var? Aga, bunları kim yaptı? Bu kara propagandayı kim yaptı? Bu animasyonları kim yaptı? Ha, bana bunun cevabını verin. Ondan sonra sizin işten çıkarılmanızı da işleriz. Ona da bakarız yani merak etmeyin. Eğer haksız yere bir çıkarılma varsa sizin arkanızda duracağımdan emin olun yani. Ben en azından olurum. Ama şu an tamamen gülüyorum geçiyorum yani. Benim için çok güzel bir haber. Sizin için de büyük ihtimal böyle bir haberdir. Yani biz burada açlıktan geberirken, biz burada işsiz kalırken siz ne yaptınız? 25 yıllık sistemde siz oralarda ne yaptınız aga? Neden çıkarıldığınızı biz kendinize bir sorun bakayım siz. Bir şey diyemiyorum hadi. Aç karnına bana da dava açmaya kalkarsanız falan başıma bela olmayın. Zaten param yok, bir şeyim yok. Ya paşalar gibi de girerim yani. Ben bildiğimi söylerim aga. Ben bunu düşünüyorum. Benim düşündüğüm bu. Ben burada bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Sizin çıkarılmanızda da bence haklılardır. Kesin haklılardır anasını satayım. Valla. Siz rahat durmadınız ki kardeşim. Siz rahat durmadınız ki. Bir seçim iptal oldu. Direkt sosyal medyadan şeyi çıkarttınız. Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıkarttınız. Niye böyle bir şey yaptınız mesela? Bunu kim yaptı? Bunları kim organize ediyor? O resmin indirilmesini falan kim organize ediyor? Buralarda kimler neler yapıyor? Siz normal işinizi yapmadınız. Siz bir siyasi ayağın temsilciliğini yaptınız. Siz bir siyasi ayağın temsilciliğini benim paramla, benim verdiğim paralarla, benim vergilerimle, şu içtiğim çayda bile vergi veriyorsam oradan gelen paralarla, içtiğim kahvedeki, yediğim çekirdekteki, yediğim ekmekteki paralarla yaptınız siz bunu. Benim paramla karşı olduğum bir şey yaptınız benim paramla. Hem cebimden parayı alıyorlar hem de senin istemediğin bir şey yapıyorlar. Bu mantıklı bir kabul edilebilir bir şey mi? Ya bir restorana gidiyorsunuz cebinizden parayı alıyorlar sizin 10 lira 20 lira. Sen çay istiyorsun sana kahve veriyor. Kahve içeceksin lan diyor dolapta yatıyor. Kahve iyidir diyor. Ya aga benim paramla bir iş yapıyorsun düzgün bir şey yap ya. Ben ne istiyorsam onusun. Veya hani ortaya seçenek koy. Kahve de vardı çay da vardı. İkisinden birini ben seçeyim. Sen objektif ol yani sen kahveden yana olma. Bırak onu ben karar vereyim. Neyse yani bunu yaptılar. Ondan sonra böyle oldu. İlk haberimiz buydu. Güzel bir haberdi. Müthiş bir haberdi. Harika da mutlu oldum. Çok da sevindim. Hatta şimdi şarkı açacağım, patlatacağım. Hadi bakalım. Sanmadan soruyorum insanlara, ne zamandır böyle bu yakık manzara? Eğlencem anasını satayım. Kimsenin fikri olmadığı belli, her taraf hırgür yaygara. Şöyle şeyleri görmeyi özledik. Özledik aga, özledik. Ben kaç tane insanın, kaç tane yetenekli insanın işsiz olduğunu biliyorum ya. Marketlerde çalıştırdınız yetenekli insanları. Arkadaşlarım ya benim. Benim arkadaşlarım ya birebir arkadaşlarım ki benim görmediğim kaç kişi vardır. Hepsinin sesi olacağım anasını satayım. Merak etmeyin. Tabii beni dinle. 5 kişiye karşı böyle kendimi Lord of the ezilenler gibi hissettim ama. Ama yani ben elimden geleni yapayım. 3 kişi dinler, 5 kişi dinler, 6 kişi dinler ama ben doğruyu söylerim. Benim için fark etmez. Beni milyonlar da dinlese ben yine aynı şeyleri söylerim. Hiçbir şeyden çekinmem. Hiçbir şeyden de korkmam. Doğru bildiğimi söylerim. Aga. Ben doğru düşündüğümü söylerim. Çekinmem yani. Sıkıntı yok. Ya içelim girelim ya. Çoluk yok, çocuk yok, eş yok, bir şey yok. Annemi de bırakırım abime. Takılırım yani. Benim korkum yok. Evet arkadaşlar. Bir tane daha böyle bomba bir haberle karşınızdayım. Bu seferki yeni haberimiz şu. Sakarya'da yaşanmış. Sakarya'da marketin ortasına dışkısını yaptı. Üstelik kasiyerin önünde. Evet arkadaşlar böyle mükemmel bir başlık. Kasiyerin önünde adam altına sıçmış fotoğrafları falan var. Efsane bir şey. Bunu araştırabilirsiniz. Sakarya'nın Karasu ilçesinde alışveriş yaptığı sırada marketin ortasına dışkısını yapan kişi iş yerinin güvenlik kameralarına kaydedilmiş. Yani güvenlik kameralarına yakalanmış. Karasu'da Merkez Plaj Caddesi'ndeki markete alışveriş yapmak için gelen kişi bir süre reyonları gezdi. Ardından kasaya ilerleyen kişi marketin ortasına dışkısını yaptı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ismi öğrenilemeyen kişinin ilk önce standın arkasına geçtiği, ardından yürürken dışkısını yaptığı görülüyor. Kasiyerin durumu fark edip kendisini uyarmasına aldırış... Nasıl uyardı ki acaba? Kasiyer onu, efendim lütfen buraya sıçmaz mısınız? Yani azıcık dışarı sıçarsanız çok iyi olacak bizim için. Ya arkadaş, kendisini uyarmasına aldırış etmeyen kişinin ayağıyla dışkısını tezgahın altına itmeye çalışıp, tezgahın altına atıyor bir de, sıçıp sıvıyor. Abi çok iyi ya. Tezgah altına itti, bir de böyle mavi bir tuvalet terliği giymiş. Mavi de giymiş uyumlu, böyle mavi bir şort, üstüne de mavi de bir tişört, mavi de bir terlik. Sıçmış böyle dondurma dolabının altına ittirmiş. Bir de iz çıkmış bir de alttan böyle giden bir şekilde. Gayet rahat yani. Tezgahın altına itmeye çalışıp ardından marketten çıkması da dikkat çekmiş. Ondan sonra da ödemeyi yapıyor. Arkasında bok var. Ondan sonra ödemeyi yapıyor gayet normal bir şekilde. Öyle oturmuş, eli de cebinde. Ödemeyi yapıyor. Eline 5 litre su almış. Domates almış. Birkaç bir şey almış. Çıkmış gitmiş. Böyle bir şey ya. Abi çok ilginç bir insanlarız ya. Yani nedir ya abi, sıçıp da. Yani en azından şöyle de anladım. Hani bir hastalığın olabilir. Bir şey olabilir. Normal olabilir. Gerçi genç de bir adam sizin. 30'larında 40'larında bir şey. Olabilir. Bir hastalığın vardır. Bir sıkıntın vardır. Dersin ki ya ben böyle bir şey yaptım. Ya insanız ya. Oğlum bir insanca konuşmayı öğrenin lan. Bir iletişim kurmayı öğrenin lan. Hayvan herifler. Ulan bir iletişim kurun lan insanlarla. Ayıp değil oğlum bunlar. Ayıp değil lan. Ayıp değil. Yani bunu belirtebilirsin. Sıkıntı yok. De ki ya ben hasta oldum de. Böyle bir şey yaptım de. Utanıyorum de. Yani ne yapacağımı bilemiyorum de. Ya bir utan ya. Utanma olsun oğlum. Utan lan. Utanmak güzel bir şeydir ya. İnsana özgü bir şeydir ya. Toplumdaki bir bireyin utanması gerekir. Herkese utanma duygusu gereklidir. Herkese utanması gerekir. Utan. Utanarak de ki ya ben böyle bir şey yaptım. Yani elimde olmayarak. Yani çok utanıyorum. Lütfen bir peçete meçete verir misiniz? Bir şey ben temizleyeceğim de. Böyle ayağını da ittirme. Sıçıp sıvama. Yani ben temizleyeceğim bunu de. Al bir peçeteyle temizle. Git. Kapat. Şöyle böyle oldu ya, kusura bakma de. Ya da temizleyecek kişiye bir 5 lira 10 lira ver de. Hani ayıbını örtsün. De böyle bir şey yaptım. Yaşlılığım kusura bakma ya da hastalığım de. Böyle bir şey de. Manyak mısın oğlum sen ya? Sıçıp ne demek yani? Bir de Allah Allah. Bir de şeyin altına atıyor ya, itekliyor. Ben bir kere şeyde yaşamıştım. Liseden mezun olduktan sonra ben hafta işleri bilgisayarca çalışıyordum. Hafta sonları da garsonluk yapıyordum bir şeyde, düğün salonunda. Düğün salonunda da şimdi ben garsonların şefiydim. Çünkü tek okumuş insan bendim. Lisede olmama rağmen tek okumuş insan bendim. Ben bir süre çalıştıktan sonra oranın şefi olmuştum. Artık kantine mantine bakıyordum artık. Tam garsonluk yapmadım. Kantinim falan vardı. Orayı düzenliyordum falan. Oraya da çalışıyordum. Neyse, benim çalışan abilerim böyle 40 yaşında 50 yaşında adamlar. Şimdi ben bu adamlara şimdi söylesem aslında tuvaleti temizle abi sen desem. İş paylaşımı yapsam bir şey demezler. Yaptırırım. Ama ben gönlüm razı gelmiyordu. Ben gidip tuvaleti yıkıyordum. Tuvaletleri ben yıkıyordum genelde. Genelde değil, hep ben yıkıyordum. Yani her gördüğüm zaman ben yıkıyordum. Abi ben yıkarım diyordum tuvaleti. Bir de o tuvaleti yıkarken biraz düşünüyordum. Kendime bir şey yapıyordum. Yani hayatı falan anlamlandırmaya çalışıyordum falan. Al işte bu buradayız. Neyse. Bir gün ya hayvan yani hayvan insan olamamış. Düğün salonunda ya düğüne falan geliyorsun. Yani hani sosyalleşiyorsun. Bir toplumun içine giriyorsun ya. Koridora sıçmak nedir ya? Adam koridora sıçıp resmen koridora yapmış. Ben de işte suyla tabii ne yapacağım onu? Koç bırakmış oraya. Suyla böyle biraz iğrenç bir muhabbet bu ya. Bunu geçiyorum. Ya çok saçma bir muhabbet bu ya. Ama yani pislik yani. Onu çok kötüydü ya. Çok kötüydü. Hayat sorgu. Ondan sonra okumaya karar verdim. O zamandan beri okuyorum. Dedim bu böyle olmayacak dedim. Şimdi ulan diyorum acaba arasam da o işe girsem mi? Biraz paraya ihtiyacım. Okumanın fayda etmediği bir ülkedeyiz yani. İstediğin kadar genel kültür sahibi ol ya da bir şeyler görmüş yaşamış ol. Bir şeyler bil. Önemli değil yani. Keşke şimdi bırakmasaymışım o işi de orada devam etseymişim. Güzel para kazanıyordum. Neyse işte bu mesela geçen festivale gittim. Kilyos Fest'e gitmiştim. Kilyos'ta İstanbul Fest'e gittim. Orada tuvaletçi abi var. Şey demiş. Abim anlattı. Şey konuşmuş. Kadın adet kanıyla cama bugün benim doğum günüm yazmış. Adet kanıyla cama. Tuvaletçi anlatıyor bana. Bugün benim doğum günüm yazmış. Hay doğum gününe sıçayım seni. Oğlum ne pis insanlarsınız lan siz. Bu hayvanlık ya. Hayvanlık lan bu. İnsan olamaz. Ya biz bu insanlara ya arkadaş inanamıyorum ya. Bir de bu konsere gelebilecek seviyede olan bir insan türü. Bir de bunun konsere gelemeyecek olanları var. Bir de onları düşünün. İşte o benim düğün salonundaki şeyim gibi.
Çok böyle varoş bir yerdeydi bu arada düğün salonum. Neler neler yaşıyordum orada. Çok saçma saçma şeyler yaşadım. Bir de o şeyi düşünün yani. Orayı düşünün. Daha da kötüleri var bunun. Her zaman diyorum adamlar götüne yaprağı sürüyor. Sen başka bir dünyadasın. Bambaşka şeyler düşünüyorsun. İlginç. Bu arada bu Oğuzhan Uğur'u falan takip ediyorum. Geçen podcast'te de konuşmuştuk ya. Şimdi çok şey olmasın. Bu Oğuzhan Uğur'u falan takip etmeye başladım. Çocuk çok güzel şeyler yapıyor aga. Yani ben çok güzel son şeyini izledim. Herkese de tavsiye ederim buradan. 32. Babala TV. 32 neydi onun adı bilmiyorum. 32. ama 32 yaz. Babala TV 32 yaz. İzle bölüm. Çok güzel şeylerden konuşuyor. Çok güzel şeyler söylüyor. Çok doğru şeyler söylüyor. En sonunda bomba gibi bitiriyor. Helal olsun. Ben artık yavaş yavaş o adama yapılan eleştirilerin yanlış olduğunu düşünüyorum. Gayet güzel bir yolda. Evet, birazcık kaygı, toplumsal kaygının içine giriyor. Ama yavaş yavaş kendini kurtarmış sanırım. Eskiden öyleydi. Şimdi gayet bam 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 her şeyi söyledi. Her şeyi söyledi. Bütün hepsinde doğru söyledi. Altın arama olayını, siyanürle çıkartma olayını doğru söyledi. Dikkatlerimizin dağıtıldığından falan bahsetti. Bu ülke için en gerekli olan şey benim hayat felsefem. Her zaman söylerim. Bu ülke için en önemli olan şeyin vurgusunu finalde yaptığı eğitim. Yani ben çok beğendim. Gerçekçi olmak lazım. Ben bu adamı daha önce ben de eleştirdim. Çok eleştirdim. Ama şu an gördüm ki bu çok güzel bir iş yapmış. Güzel iş yapınca da güzel iş yaptı derim. Hiçbir zaman düşmanın da olsa, düşmanın bile olsa yani güzel bir iş yapıyorsa güzel derim. Emeğe saygı yani. Güzel yapmış abi. Çok basit. Koymuş kameranın karşısına, arkasına lık 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 konuşmuş, anlatmış, güzel şeylerden bahsetmiş, vermiş yayına. Tebrik ederim. Alkışlıyorum. Helal olsun ne diyeyim yani. Aynı şekilde geçen de Efe'yi dinliyorum, Efe Aydal'ı. Efe Aydal'ı çok beğeniyorum. Çalışması, o çalışkanlığı, üretkenliği beni çok etkiliyor. Helal olsun. Geçen de ona bir baktım. Abi adam günde iki tane podcast yayınladı ya. Bir tanesini dinledim. Sabah akşama doğru bir tane daha çaktı. Helal olsun ya ne diyeyim. Ama tabii bu bir yerden sonra çok artık pratikleşiyor herhalde. Çünkü sürekli yapmaya başlayınca birileri de dinleyince seni. Hani bunları yapmak birazcık daha sana artık böyle zevk olarak geliyor olabilir yani. Mesela ben bunu koyuyorum zorla. İzlet 20-30 kişi anca izliyor. Dur. O da şansa bala yani. Ha ben bundan çok üzülmüyorum. Desem yalan olur. Evet tabii ki üzülüyorum ya. Vallahi üzücü bir şey. Neden? Ya bir emek veriyorsun, bir şeyler yapmak istiyorsun. Kimse seni siklemiyor. Yani güzel bir şeyler yapmak istiyorsun ama eninde sonunda bunu başaracağım ben. Kaçarı yok yani. Bir şekilde başaracağım. Anamın duasıyla başaracağım ulan. Başaracağım. Anam için. Sevdiklerim için. Biraderim için. Zencillerim için. Zencillerim için. Kardeşler için. Kardeş kardeş. Abiler için. Abiler için. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben Rick Masisi. Yine birlikteydik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi bakayım. Hepinizi seviyorum. Ver müziği.